sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, birinci dereceden denklemler konusundayız. Kaç tane testimiz var burada? Bir, iki, üç, dört, beş tane testimiz var. Birbirinden güzel beş tane test. Bunlardan iki tanesi kazanımları öğren pekiştir. Bir tanesi klasik ÖSYM tarzında, iki tanesi beceri temelli. Özellikle son yıllarda beceri temelli soruları bu konuların içerisinden çok fazla çıkıyor. Birinci dereceden denklem Problemlerle aslında çok yakın denklem çözmeyi bilmemiz gerekiyor. Denklem kurmayı da bilmemiz gerekiyor. Aslında problemlerle bitişik bir konu. Bu arada nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyor? İyi mi? Kahveleri aldınız mı? Çayları aldınız mı? Çalışmalar canavar gibi gidiyor mu? Bırakanlar bırakıyor. Yapacak bir şey yok. Hiç. Vallahi ondan sonra iki ay sonra hocam ne yapacağız diye sorduklarında sen başlamıştın da bıraktın diyeceğim onlara. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Her koyun kendi bacağında nasıl olacak? Yakında bir fırça atarım onlara. Haydi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen dağıtalım. 5x artı 3 eşittir. Burayı dağıtıyorum ne yapıyor? 2x eksi 8 eksi 1. Şimdi x'leri bir tarafa alalım. Bu bu tarafa eksi olarak geçsin. 5x'im var. Artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak geldi. Bakın burası eksi 9 yaptı. Şuradaki artı 3 karşıya nasıl geçti? Eksi 3. Hemen burası kaç x yaptı? 3x. Karşı taraf ne yaptı? Eksi 12. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 3'e. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. Eksi 4 çözüm kümesini bulduk. Birinci sorumuzun cevabı Adana. Hop geçtik. Kolay sorular. Burada antrenman soruları. Haydi. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Burayı neyle çarpıyorum? 2 ile. Burayı neyle çarpıyorum? 3 ile. Hadi burayı da eşitleyelim. 3 de burayı çarpalım. Haydi bakalım. Şimdi şöyle yazıyorum. Burada 2 ile neyi çarpacağım? x. Eksi 2'yi çarpacağım. Çok dikkat et. Arada ne var? Eksi var. Yani eksi 3 ile x artı 1'i çarpacağım. Direkt çarpıp yazarsan bu aşamada hata yapabilirsin. Ortak paydam 6. Karşı tarafta 3 bölü 6. Bakın paydalar eşit olduğunda ortak paydayı güm güm götürebiliyorum. Artık tek yapmam gereken şey içeri dağıtmak. 2x eksi 4. Eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3x eksi 3. Neye eşitmiş burası 3. Hadi düzenleyelim ifadeyi şimdi. Bakın şurası 2x eksi 3x'den ne geldi? Eksi x geldi. Eksi 4 eksi 3'ten ne geldi? Eksi 7 geldi. Eşittir 3. Eksi 7 karşıya artı olarak geçti. Eksi x eşittir on yaptı. Her iki tarafı eksi 1'e böldüğümde x eşittir eksi 10. Sorumun cevabı ne oldu arkadaşlar? Edirne'de. Hoppala hoppala yaz geldi. Şarşı yaki kiraz geldi. Hadi devam. Denkleminin kökü kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi ne yapıyorum? İçeri dağıtıyorum burayı. Ne yapıyor? 5 x eksi 10. Burası tamam. Şimdi burada arkadaşlar şu eksiği dağıtarak yazalım. Ne yapar? Eksi 2 x yapar. Şu eksi ile şu eksi burayı artıya çevirir. O zaman bu parantezi direkt yazabilirim. Artı 5 eksi x. Tamam. Öbür tarafta ne var? x bölü 2 eksi 1 var. Hadi şimdi sayıları bir tarafa. x'te olanları bir tarafa alalım. Şimdi burada 5x var. 2x'i gitti 3x. 1x daha gitti 2x. Şimdi şuradaki x bölü 2 karşıya nasıl geçer? Eksi olarak. Eksi x bölü 2. Sayılara bakalım şimdi. Şurası eksi 10 artı 5 ne yapar? Eksi 5. Eksi 5 artı 5 olarak karşıya geçerse 5 eksi 1'den ne yapar? Burası 4. Hemen payda eşitledim. 4x. 1x'i gitti. 3x bölü 2 eşittir kaç yaptı? 4. Hemen içler dışlar çarpımlarımı yapıyorum. Bu buraya geçti. 3x eşittir 8 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümde sorumun cevabı karşıma çıktı. X dediğimiz 8 bölü 3'müş. Sorumun cevabı C. Tamam mı? Bunları biliyorsun zaten da çatara çatara çözüyorsun bunları. Haydi o zaman hemen başlayalım. Denklemini sağlayan X değeri kaçtır? Payda eşitleyelim. Bakın burada 12 olduğu için 12'de payda eşitleyelim. Burayı 6 ile, burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı da 2 ile, burayı da 1 ile. Şimdi sol tarafın ortak paydası 12. Tamam. Ortak paydada yazacağım şimdi bunları. Bakın burayı çarptığım zaman ne geldi? 6x. Burayı çarptığım zaman 4x ama önünde ne var? Eksi. Eksi 4x. Burayı çarptığım zaman burası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Eşittir. Burayı çarpıyorum ne yapıyor arkadaşlar bakın. 10x yapıyor. Artı 7 var. Bölü paydam kaç? 12. Bakın ortak paydalar 12 olduğu için bunlarla bir işim kalmadı. Burası ne yapıyor şimdi? 6x'in 4x'i gitti. 2x eksi 2 eşittir 10x artı 7. Şimdi bak bu artı 7'yi bu tarafa alıyorum eksi 7 olarak. Eksi 2 eksi 7. Karşı tarafta 10x var. Bu artı 2x'i eksi 2x olarak bu tarafa aldım. Burası ne yaptı şimdi? Eksi 9 yaptı. Burası 8x yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 8'e bölüyorum. X dediğimiz eksi 9 bölü 8'e eşit oldu. Cevabım Denizli. Evet geldik şimdi beşinci sorumuza. X değişkenine bağlı. Denkleminin bir kökü eksi dört. Bir kökü eksi dört ise eksi dört denklemi ne yapacaktır? Sağlayacak. X değişkenine göre dediği için X yerlerine eksi dört yazacağım. Bak yazdım eksi dört. Yazdım eksi dört. Kök denklemi sağlar. İçeri dağıtıyorum eksi dördü şimdi. Eksi dörtle üç a'yı çarptım. Eksi on iki a yaptı. Eksi 4 ile 1'i çarptım. Eksi 4. X yerine eksi 4 yazmıştım. Eksi 4 burada. Bir eksi 4'te soru da var. Eşittir 12. Tamam gerisi artık düzenleme. Şimdi bakın burası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 12 burası yapıyor. Bu eksi 12 karşıya nasıl geçiyor? Artı 12 olarak. Eksi 12 A eşittir artı 12 olarak geçtiğinde karşı taraf ne yaptı? 24. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? Eksi 12'ye. Böldüm eksi 12'ye. Çat çat şunlar götürdü. A dediğimiz eksi 2 eşit oldu. Sorumun cevabı Bursa. Evet geçtim. Beşinci soruyu da geçtim. Geldik altıncı soruya. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar bu soruda? Şurada 7 ile bu sayıyı toplamışım. Sonuç kaç olmuş? 4. 7 ile neyi toplarsam 4 olur? Eksi 3'ü. O zaman 12 bölü 2 eksi 18 bölü x eksi 5 sonucu neye eşitmiş? Eksi 3'e eşitmiş. Şimdi buranın sonucunun eksi 3 olabilmesi için 12'yi neye bölersem eksi 3 olur arkadaşlar? 12'yi eksi 4'e bölersem eksi 3 olur. O zaman 2 eksi 18 bölü x eksi 5 işleminin sonucu neye eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş. Tamam. Şimdi burada yine şöyle düşünebilirsin. 2'den neyi çıkarırsam eksi 4 olur. 2'den 6'yı çıkarırsam eksi 4 olur. Yani 18 bölü x eksi 5 işleminin sonucu 6'dır. 18'i neye bölersem 6 olur? 3'e bölersem. O zaman x eksi 5 eşittir 3. At karşıya x dediğimiz kaçtır? 8'dir sorumuzun cevabı Adana'dır. Tamam mı? Sonuçtan gittik. Tek 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 yaptık. Haydi devam. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Ne yapalım arkadaşlar? Bir ifadeyi düzenleyelim. Şuranın bir paydasını eşitleyelim. x. Bak eksi 1 ile neyi çarpıyorum? x artı 1'i çarpıyorum. Önünde eksi olduğu için eksi x eksi 1 yapacak. Bölü aşağıda ne var? x artı 1 var. Bölü eksi 3 bölü 2x artı 1 oldu. Bak şimdi. Buradaki x'ler birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 1 ile 2x artı 1'i çarptığım zaman eksi 2x eksi 1 yaptı. Eksi 3 ile x artı 1'i çarpınca ne yapıyor? Eksi 3x eksi 3 yapıyor. Şimdi x'leri bir tarafa bu bu tarafa artı olarak geçecek. X yapacak. Bu bu tarafa artı olarak geçecek. Eksi 2 yapacak. X dediğimiz eksi 2. Sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Bursa. Yedinci sorumuz da bitti. Geldik 8'e. Denklemini sağlayan x değerleri çarpımı kaçtır? Şimdi bu soruyu çözerken dağıtarak yapabilirsiniz ama baktım 2x-1'ler ortak. Sadeleşir mi? Bir şartla. 2x-1'i sıfır yapan x değerini çözüm kümesine eklemek şartıyla. 2x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 2. Çünkü x'e 1 bölü 2 verince burası da sıfır olur, burası da sıfır olur, eşit olur. Tamam çözüm kümesine bunu ekledim ve sadeleştirmemi yaptım. Ne kaldı? Sol tarafta x artı 5 kaldı. Sağ tarafta 1 kaldı. Attım karşıya. Eksi 5 olarak geçti. x eşittir eksi 4. Çarpımlarını soruyor. 1 bölü 2 çarpı eksi 4. Sadeleştirmemizi yaptığımızda sorumuzun cevabı eksi 2 olur. Cevabım Adana'dır. Tamam mı? Sadeleştirme yaparken bu durumdakilerde sadeleştirdiğinin kökünü çözüm kümesine ekleyeceksin. Tamam Olduğuna göre x kaçtır diyor. Düzenleme yapalım hadi. Şurada bir payda eşitledim. Ne geldi? 20 eksi x. Yazalım 20 eksi x bölü 5 var. Şimdi bakın şuradaki 0,24 var. Orayı nasıl yazabilirim istersem? 24 bölü 100 olarak yazabilirim. Tamam. Eşitmiş. Karşıda 6 var. Bölü 0,3'ü nasıl yazdım? 3 bölü 10 diye. Yani i̇steyen sadeleştirerek de yapabilirdi. Şimdi ters çevirip çarpıyorum. Birinciyi aynen yazdım. 20 eksi x bölü 5. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 100 bölü 24. Burada da birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Hadi bakalım şimdi düzenlemelerimize, sadeleştirmelerimize. Şunu da şunu sadeleştirdim. 2 çarptım. Bu taraf ne yaptı? 20 yaptı. Tamam. Şimdi şunla şunu sadeleştirirsem ne yapar arkadaşlar? 20. 20 ile de 24'ü sadeleştirelim. 4'e bölelim. Yukarıda 5 kalır. Aşağıda 6 kalır. Ne oldu o zaman burası bakın. Şu 5'i de bunun içerisine dağıtabilirsiniz isterseniz. Dağıttığınız zaman veya ya yazalım şöyle. 5 çarpı 20 eksi x bölü ne oldu? 6. Yap işler dışlar çarpımlarını. 5 çarpı 20 eksi x eşittir 120. Hiç dağıtmadan her iki tarafı neye de bölebilirsiniz? 5'e de isteyen dağıtarak da yapabilir. Tercih sizin. Şunları götürdüm. Şunları sadeleştirdim. 24. 20 eksi x eşittir 24 ise. 10 oraya 10 oraya aldığımız zaman x eşittir eksi 4 oldu. Sorunun cevabı Adana. Evet 9. soruyu da bitirdik. Geldik 10. Denklemini göre... B'nin A türünden değeri. Neyi soruyor? B'yi. B'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi B'yi nasıl yalnız bırakıyoruz? Şimdi şunu şu tarafa alalım. B'leri aynı yapabilmek için. A eşittir. Ne geldi arkadaşlar buradan? A artı 3 paydalara eşit artı 2 bölü B yaptı. Tamam. Şimdi o zaman bakın Şurada şununla şunun ne yapabilirim artık? Yerlerini değiştirebilirim. İçler dışlar gibi. B neye eşit oldu? A artı 5 bölü A'ya eşit oldu. Şıklarda bu yoksa bunu parçalıyorum. A bölü A, 5 bölü A. A bölü A'dan 1 artı bir de 5 bölü A. Sorumuzun cevabı denizli. 10 oh, da bitti. Geldik. Kaça? 11'e denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Payda eşit diyelim. Bakın bunların paydaları eşit mi? Eşit. O zaman bunu bu tarafa alalım biz. 2 kalsın burada. Şimdi şununla da şunun paydasını eşit diyelim. Ne olsun burası? 3x olsun. Şu eksiği ne yapacağım buna? Dağıtacağım. Eksi x artı 5. Şimdi bunlar da karşı tarafa ne yapıyor? İşaret değiştirerek geçiyor. Paydaları eşit. Eksi 2x artı 1. Bölü ortak paydam ne? 3. Şimdi yukarıya bir bakalım. Şimdi eksi 2x eksi x daha eksi 3x çat götürdü. Bakın x'li bir şey kalmadı. x'li bir şey kalmadıysa yani şöyle bir şey oldu. Bakın 2 eşittir. 2 eşittir. 5 ile 1'i topladım 6. 6'yı 3'e böldüm. 2 eşittir 2 oldu. Doğru bir şey değil mi? O zaman tüm reel sayılar için tüm gerçel sayılar için bu eşitlik sağlanır. Çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Tamam mı? Doğru bir şey çıktıysa sonsuz elemanlı. Yanlış bir şey çıktıysa boş küme. Devam. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dağıtalım içeri. Ne yapıyor? 8 eksi 6 x artı 4 x eşittir 7 eksi 2 x. Tamam. Şimdi ifadeyi ne yapıyorum? Düzenliyorum. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 2 x. Bakın 8 eksi 2 x eşittir 7 eksi 2 x. Bakın eksi 2 x'ler birbirlerini götürdü mü? Götürdü. 8 eşittir 7. 8 7'ye eşit mi? Değil. Hiçbir zaman değil. O zaman çözüm kümesi boş küme cevap C. Tamam mı? Doğru bir şey çıkıyorsa tüm reel sayılar, tüm gerçek sayılar yanlış bir şey çıkıyorsa boş küme. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre boş küme olabilmesi için yanlış bir eşitlik çıkması lazım. 7 eşittir 8 gibi x'lerinde birbirlerini ne yapması lazım? Götürmesi lazım. Bakın buraya bakalım. Ne var burada? X parantezine aldığımızda A eksi 2 artı 1 var. Karşı tarafta ne var? X 3'ü dağıtıyorum. 3X eksi 6 eksi 2 de burada eksi 8. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için X'li olanların birbirlerini götürmesi lazım. Yani bunun X'in katsayısı kaçsa bunun X'in katsayısı da olmalı. A eksi 2 eşittir 3. Attım karşıya A dediğimiz kaçtır? 5'tir. Bakın götürdü ve bunlar eşit olmadığı için çözüm kümesi boş küme oldu. A 5'tir cevap denizlidir. Tamam mı? Bunların mantıklarını bil. Geldik 14. soruya. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz eleman. Sonsuz elemanla olabilmesi için soldaki denklemle sağdaki denklem birebir aynı olmalı. Soldaki denkleme bakıyorum. X'li X'li. X parantezine aldığım zaman n artı 3 yaptı. Sabitim ne var? 3m. Sağ tarafa bakalım. İçeri dağıtıyorum. 2x eksi 6. İşte sonsuz elemanlı olabilmesi için x'lilerin birebir birbirlerine eşit olması lazım. Buradaki x'in katsayısı n artı 3. Karşı tarafta da 2. n eşittir kaçtır o zaman? Eksi 1. Burada sabitim 3m. Karşıda sabitim eksi 6. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman m eşittir eksi 2. N eksi m'yi istiyor? Eksi 1 eksi eksi 2. Bakın burası artı 2'ye dönüştüğü için 1 yapacak. Sorumun cevabı Bursa. Evet bitti mi? Bir sorumuz mu kaldı? Hadi ona da bakalım. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Yukarıda bir düzenlememizi yapalım. Hemen 2 ile burayı x artı 5 ile paydasını eşitlediğimde ne yapıyor? 2x artı 10. Yazalım 2x artı 10. Yanında ne var? Artı x var. Bölü paydam kaç? x artı 5. Aynı şey aşağıda var şimdi bakın. Burayı neyle çarpıyorum? X artı 5 ile çarpıyorum. Ne yapıyor? 3X artı 15. 3X artı 15 yapıyor. Yanında ne var? Eksi 3X var. Ortak paydamız ne? X artı 5. Şimdi karşı tarafı bir yazmıyorum. Bunları ters çevirip çarpınca X artı 5'ler birbirlerini götürecek. Yukarısı 3X artı 10 yapacak. Aşağıda 3X'ler birbirlerini götürecek. 15 yapacak. İşte burası neye eşitmiş? 3 bölü 5'e eşitmiş. Küçük bir sadeleştirme yapayım mı? Şununla şunu sadeleştirsem 3 olur. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptım. 3x artı 10 eşittir 9 yaptı. Attım karşıya 3x eşittir eksi 1. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde birinci testimizi bitirdik. Biz ilerleyeceğiz. İlerleyeceğiz. Bizim için bu konuda özellikle 3, 4 ve 5. testler gerçekten çok önemli. Çalışmayı bırakmadan jet hızıyla devam ediyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.